erken seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Erken seçim dediğimiz zaman bence büyük bir külfet. Türkiye zaten bir şey yaşıyor, sıkıntı yaşıyoruz. Herkes acından ölmek üzere. Zengin daha çok zengin, fakir daha fakir. Erken seçim olursa bence biraz ekonomimiz daha çöker. Ben bunu demek isterim. Ekonomi şu anda kötü. Kötü, daha kötü olur. Daha kötü olur. Evet. Peki mevcut hükümetin değişmesi ekonomiyi düzeltmez mi sizin açınızdan? Kim gelecek yerine? Gelen gideni devamlı aratır. Yani bu gidecek de iyisi gelecek diye düşünmeyelim. Siz hükümeti mi destekliyorsunuz şu anda? Hiçbirini desteklemiyorum. Vicdanımı destekliyorum. Vicdanınız ne diyor? Vicdanım ne diyor? Şimdi tombala çeker gibi hangisine güveniyorsam ona veriyorum oyumu. Tamam mı? Ben tutarlı bir verdiğiniz parti yok yani. Rastgele. Abi son 2-3 seçimde AK Parti'ye verdim. Ama gelecek olan da iyisinin geleceğini tahmin etmiyorum. Ben 68 yaşındayım, hala iş bulursam çalışıyorum. 2300 lira maaş alıyorum, 1650 lira ev kirası veriyorum, İstanbul'da yaşamaya çalışıyorum. Eğer memnunsam herkes bunu görmesi lazım. Ben 68 yaşındayım, hala iş buluyorum, iş arıyorum, çalışıyorum. Memnun değilim ama gelenin de gideni aratacağını biliyorum. Vallahi erken seçim olursa iyi olur. Tekileştirmek hoş bir şey değil. Ben bir Kürdüm. Hakimliğim cebimdedir. Eğer ömründen bir gün bir suçlu olarak bir karakola gitmişsem cezamın önündeyim. Ama bir bana alet diyorlar, bir zillet diyorlar, bir vatan haini diyorlar, bir terörist diyorlar. Ya Allah bu Kürt dilini vermiş, ne yapayım? Gel kes. Kes, ben konuşmayayım. En son biliyorsun İBB'nin Kürtçe tiyatrosu kaymakamlık tarafından yasaklandı. Buna bakabildin mi? Görebildin mi bunu? Hacım, şimdi tabipler birliği olsun, barolar birliği olsun. Herkes kendi çapından bir şey diyecek. Sen bir muhabirsin, sen de kendi çapından bir şey diyeceksin. Yani illa benim dediğim gibi söylemek zorunda değilsin. Sen abi bir Kürt vatandaşı olarak ne tarz zorluklar çekiyorsun? Ha? Bir Kürt vatandaşı olarak nasıl, ne zorluklar çekiyorsun? Neler yaşıyorsun? Her şeyi yaşıyoruz. Bizde bir şey kalmamış ki. Devlet yok, hukuk yok, adalet yok. Yeğenim, her şeyin bir adaleti olacak. Bak, bu polis memurudur. Amenna. Ama herkesin belinde 14'lü, herkesin bagajından pompalı. Yani bu cüdi olmuş, Suriye olmuş, Irak olmuş. Yanlış mı söylüyorum? Herkesi şimdi bu milleti arama etsen, %90'ından 14'lü vardır. Bu arabaların bagajına baksan %80'i şimdi pompalı vardır. Herkes öyle. Bu ülke sahipsiz ülke. Ya bendensin ya yoksun. Ya ne yapmak lazım? Sen kimi destekliyorsun? Biliyor musun ben kimi destekliyorum? Ben adaleti destekliyorum. Adalet, adalet. Ha, beni yargıtaya götürüyorsun, beni mahkemeye veriyorsan adaleti, suçluysam suçumu çekerim. Suçsuzsam suçumu çekmem. Bugün bir mahkemeye gidiyorum, bir AK Partili bulmam lazım. Yoksa suçluyum. Yanlış mı söylüyorum? Bir AK Partili bulmasam suçluyum. Çünkü adalet kalmamış. Ha, ben adamları suçlamıyorum. Onlar kendini kurtaramıyorlar. Hatta benim savunmam yapsa. Bir zamandan ben Diyarbakır Silvanlıyım. Yeğenim, içimizde çoktur. Bir zamanından mahkemeye gidiyorduk. Aha şeyh, savcı hakim kendini savunamıyordu. Onun gözüne bakıyordu. Evetse evettir, hayırsa hayırdır. Aha şeyh. Yani bugün de bu duruma düşmüşüz. Adalet, adalet. Adalet, adalet. Sen bir muhabir olarak adaletli çalışmazsan, yarın öbür gün başka bir sokakta sana rastlasam yolumu çevirir. Yanlış mı söylüyorum? Adalet, 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 adalet. Suçluysam boynum adaletin önünden, kıldan incedir. Suçlu değilsem
Ha beni sevmiyorsun, beni içeriye atıyorsun. Adalet. Önce adalet. Nasıl bir binanın temelini atıyorsun, kolonun temeli sağlam olsun diye. Ülkenin temeli de adalettir. Erken seçim meselesi var. Yani muhalefet ekonominin çok kötüye gittiğini, ülkenin artık yönetilmediğini, erken seçimin zaruri olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bir yurttaş olarak? İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Yani aslında yönetilemiyor. Doğru o bakımdan. Ortalık çok kötü çünkü. Valla erken seçim de olsa ne olur onu da bilinmiyor. Hak da ortada. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Ama hakikaten durum kötü. Ekonomi nasıl sizin için? Çok kötü. Çocuklar işsiz, damat işsiz, hepsi işsiz. Turizm çok fena durumda. Yani ortalık iyi değil. Siz mevcut hükümeti destekliyor muydunuz daha önceden? Evet, verdim. İlk zaman. İlk 17 sene mi? 17 sene önce denemek amaçlı tabii ki verdik. Ama yok şu anda. Artık vermiyorsunuz. Şu anda artık iyi değil durum. Biz de emekliyiz. Çocuklar boşta. Yani nasıl memnun olalım? İyi değil ekonomi. Türkiye'nin bunca sorunu varken yurt içinde yurt dışında etrafımız yılanlara sarılmışken Türkiye'yi oyalamak ancak hainlerin işi olur. Adı muhalefet olsun, iktidar olsun fark etmez. Bu vatan bizim ve başka vatanımız yok. Ya, muhalefetin bir söylemi var. Ekonominin çok kötüye gittiği. Dünyada ekonomisi kötüye gitmeyen tek ülke Türkiye. Türkiye. Nasıl? Nerede karnı tok olan varsa onlar bağırıyor zaten. Açlar haline şükrediyor. Türkiye IMF'ye muhtaç değil. Dünya Bankası'na muhtaç değil. Memurun işçisinin parasını ödeyemeyen birisi de değil. Sağlık alanında hastalara bakamayan bir ülke de değil. Neyi yok? Birilerinin eğlencesi yok. Muhalefetlerin söylediği bir söz vardı. Niye kahvelerde oyun kağıdı yok diye. Türkiye'nin derdi bu onlar için. Onlar kendi aralarında seçim yapsınlar, adam bulsunlar. Siz peki ekonominin diğer ülkelerden bu süreçte en iyi çıkan ülkenin Türkiye evet, evet, olduğunu ben devlet memuruyum. Ben bir devlet kamu çalışanıyım ama maaşımı çeksiz kalmadım. Başka bir şeye gerek var mı? Türkiye savaşta. Kamu memurusunuz Türkiye ama asgari çalışan insanlar da var. Asgari çalışanlar devlet kendi gücünde yardım ediyor. Ettiği kadar ediyor. Milyarlarca paket açtı, paketler açtı. Destek paketi açtı. Ha birileri içeride haini gidiyorsa, işçiyi ezmek için, sürmek için, hükümet aleyhine bir şeyler yapıyorsa mutlaka arada ezilen de olabilir. Muhalefetin fikirleri varsa açık ve şeklik koysun halkın gözünün önüne, insin sokağa. Fikirlerini aşılasın, bakalım neymiş düşünceleri, öğrenelim ondan sonra erken seçime karar versin. Yani. Ekonomi konusundaki eleştirilerine katılıyor musunuz muhalefete? Kesinlikle katılmıyorum kardeşim. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Sokaklarda ben bu kadar araba görmüyordum. Herkesin arabası var, herkesin kapısında motor var. Yani araç park edecek yer bulamıyoruz. Aç diyen yalan söylüyor. İşe göre bir adam, adama göre mi iş lazım? Ona bir karar vermeler lazım. Yani ben öyle bir çok aman vahim bir durum görmüyorum. Ha bana desek işte hayvancılık geride kaldı, tarım iyi olmadı, işte eti pahalı yiyoruz, sütü pahalı içiyoruz. Eyvallah bunlarla şeyim, hemfikirim. Ama öteki türlü... Bunların geneli ekonomi değil mi zaten sizce de? Ya tamam. Ama bir de şöyle öteki tarafa baksınlar. Hükümet savunma sanayisine bir baksın. Ne yapıyoruz görüyorsunuz. Azerbaycan'a verdiğimiz şeylerle, siyahlarla ne yapıyoruz? Yeri göğü inletiyoruz. Fransızları Akdeniz'de kaçıyoruz. Akdeniz'de cirit atıyoruz. Bir de bunlara baksınlar ama. Demek ki ekonomide gelen paralar o taraflara akmış. Yani bir şeyler yapmış hükümet. Yani böyle at gözlüğü takıp da konuşmasınlar ya. Yani benim kızdığım iyi olanı eleştirir şey... Yanında dursunlar, kötü olanı eleştirsinler ama kötü olanı da eleştirirken de fikir üretsinler, çözüm üretsinler, çözümsüzlük üretmesinler yani. Muhalefetin yaptığı şey bu, çözümsüzlük üretiyor. Yani bunların birlikte şu an şu nokta var abi, dış politikada, Azerbaycan meselesinde hükümetin, muhalefet partileri de hükümeti desteklediler. Evet. Akdeniz politikasında da öyle, Doğu Akdeniz politikası ile ilgili de. Şu anda genel olarak bütün muhalefet partilerinin ortak noktada birleştiği tek mesele, Ekonomi Bakanı ve onun açıklamaları. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Onunla ben de katılıyorum. Eyvallah. O yani damadını bakan yapmasına ben de karşıyım. Eyvallah. Hani bu dediğiniz gibi bir nevi padişahlık gibi bir şey oluyor. Onunla hemfikiriz. Ama iyi yapılanları da görsünler lütfen yani. Yani onunla haklısınız yani. Onun bakan olmasıyla beraber çok şey belki dolar gereksiz, döviz gereksiz yere fırladı falan şey yaptı ama bence o dövizinde kimse aldığından altına da kimse aldığından diye değil. Bu da dış mihrapların oyunu yani. Ülkeyi batırmak için çevirdikleri başka bir senaryo yani. Bence olması gerekiyor. Erken seçim olması gerekiyor.
Nedenini sorarsın. Hükümet bitmiş çünkü. Hayat zor. Siz olası bir erken seçimde tercihiniz değişti mi? Değişecek mi? Ne gibi? Tercihiniz, yani siz daha önceden muhalefeti mi destekliyordunuz yoksa hükümeti mi destekliyordunuz? Muhalefeti destekliyorum. Yani şimdi bir şey diyeyim. İsterse Ahmet, Cübbeli Ahmet gelsin, ülke iyi olsun. Yani muhalefet parti tutma şansı yok bende. Cübbeli de gelsin ama iyi yönetecekse gelsin. Muhalefet gelip de babasının çiftliğini satıp vermeyecek herhalde. Ama bugünkünden iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda ülkede hiçbir şey yapılmadığı halde, yani hiçbir şey yapılmasın, hükümet bugün gitsin. Yani bir şey yapmadan bizim 5-10 yıl bile giderimiz var yani. Gerek yoldu, ulaşımdı. Hani bunlar her zaman herkesin ağzında olan bahaneler. Yani hiçbir şey yapılmadığı takdirde bugün zaten yerli yerine oturmuş. Ama olası bir seçim olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani şu an sadece birkaç kişinin istediği şeyle olacak bir şey değil bu. Hani zaten birinci seçimde tekrarlandı biliyorsunuz. Yine bir şahibi olduğu söylendi. Tekrarlandı ama bunun üzerine 2023'ten önce bir seçim olması söz konusu değil gibime geliyor benim açıkçası. Siz de şu an memnunsunuz ekonomiden de hükümetten de. Yani şu anda hükümetten memnunum ama ekonomiden çok memnun olduğum söylenemez. Yani sosyal medyada dolaşan şeyleri bugün siz de biliyorsunuz aynı şekilde. Kurlara bakmıyorum tarzı şeyler dönüyor. Ekonominin böyle olması yani birçok kişiyi zaten sıkıntıya sokuyor. Hani tamam ben bugünler ne kadar ev geçindirme gibi bir derdim olmasa da bugün asgari ücretle ev geçindirmeye çalışanlar var. Yani bu onları bir hayli zor duruma sokar. Yani bu şekilde olmaması gerekiyor. Ekonomide yani ekonomi bakanının mı değişmesi gerekir? Yoksa hani ülkede bazı kadroların mı yeri değişmesi gerekir? Orası tartışılır. Yani ekonomiden şu an pek memnun olduğumu söylemez ki bugün kimse söyleyemez yani bunu. Hani her ne olursa olsun... Yani bir insanın geliri belli, ülkedeki enflasyon durumu belli, hayat pahalılığı belli. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin biraz daha iyileşmesi gerek.